Selam arkadaşlar. Günaydın. Rojbaş. Udenbaş. Biz bugün de size yeni iltica prosedürüyle ilgili bilgi vereceğiz. Artık Amerika'nın bütün sınır kapılarında yeni yasa yürürlüğe girdi. Daha önce de anlatmıştık ama bir daha anlatalım. Peki nedir bu yeni yasa? Neler getiriyor? Bize ne kazandırıyor, bizden ne götürecek? Diyelim ki Meksika'dan içeri girdiniz. Sizin kimlik bilgilerinizi, nereden geldiğinizi, ülkenizin neresi olduğunu sormanın dışında ciddi bir sorgulama yok. Ondan sonra kamplara gidiyorsunuz. Kamplara gittikten sonra bir hafta 15 gün içinde ICE polisi İlk sorgusuna başlıyor. Tabii kampların yoğunluğuna göre bu süre artabilir veya eksilebilir. ICE polisi sizi sorguya aldığı zaman 50 dakikayla 6 saat arasında değişen bir sorgu sistemleri var. Yani sizin hakkınızda aldıkları bilgilere göre size soru soruyorlar. İşte burada işin püf noktası nedir arkadaşlar? Bunu çok iyi öğrenmeniz lazım. Şimdiye kadar tasınızı, tarağınızı toplamadan çekip geliyordunuz. Ama şimdi artık belgelerinizi, evraklarınızı toplamanız gerekiyor. Çünkü eğer o belgeler, o resimler verdiğiniz ifadeyle uyuşmuyorsa işiniz ICE polisinde bayağı zor olacak. Yani yarım saat, bir saatte bitecek diyelim sorgulama 4-5 saat sürecek ve belki red diyeceksin. Bunun için de mutlaka ve mutlaka eğer kesin kararlıysanız Amerika ve Kanada'daki bütün zorluklara, açlığa, uzun süreli işsizliğe hazırsanız yola çıkabilirsiniz. Ama dediğim gibi mutlaka elinizde ne bilgi, belge varsa sizinle birlikte olsun. İlk ICE polisindeki ifadeniz geçerliyse, ICE polisini inandırmışsanız o zaman geçtiğinizi söylüyor ve birkaç gün sonra sizi serbest bırakıyor. Yani bu 2 günde sürebilir, bir haftada 15 günde. Dediğim gibi kapılara göre, eyaletlere göre ve oradaki yoğunluğa göre bu süre değişebilir. Ancak şunu söyleyelim. Diyelim ki ilk sorunuzda geçmediniz. Burası da çok önemli. Geçmediğiniz zaman yapacağınız şey ICE polisine, ki sorgudan sonra sizi odaya alıyorlar, tekrar tercümana bağlıyorlar. Diyorlar ki itiraz hakkın var. İtiraz hakkını kullanmak istiyor musun? İşte orada hata yapmamanız gerekir. Mutlaka itiraz hakkınızı kullanın. Deyin ki evet, ben heyecanlıydım, kötüydüm, korkuyordum. İtiraz hakkımı kullanmak istiyorum. Cacın, yani savcının, hakimin karşısına, mahkemenin karşısına çıkmak istiyorum. Bundaki sonraki süreç normalde 15 günde sizi tekrar mahkemeye çıkarıyorlar. Yine de dediğim gibi bu süre farklılaşabilir. Mahkeme süreci de aynı işliyor. Sizin verdiğiniz ifadeleri sizden soruyor. Yeni ekleyeceğiniz inandırıcı belgeleriniz, bilgileriniz varsa onu istiyor. Eğer o kabul ederse, hakim sizi kabul ederse direkt olumlu yanıt veriyor. 2 gün içinde veya 15 gün içinde bırakılmanız gerekiyor. Bırakıldığınızda zaten 6 ay 1 sene içinde green card'ınıza müracaat edebilecek duruma geliyorsunuz. Yani mahkeme sizi bıraktıktan sonra resmen İlticacı konuma geçiyorsunuz ve ondan sonra çalışma başvurusu,
diğer başvurularınızı tercüman tutacağınız avukat ve var olan avukatla birlikte yapıyorsunuz. Ayrıca bir önemli noktayı daha vurgulamak isterim. Sponsor olayı. Mutlaka daha Meksika'dayken sponsorunuzu hazırlayın. Yani ilk girdiğinizde sponsor ismi, telefonu, adresi vermediğinizde işiniz bir kat daha artıyor. Çünkü ICE polisi ilk ifadeyi aldıktan sonra yapacağı şey şu: hemen sponsorunuzu aramak. Sponsorunuzu arıyor, onaylıyor, ondan sonra uçak biletinizi alıyor ve gideceğiniz yere biletinizi alıyor, sizi direkt sponsorunuzun olduğu eyalete, yere, adrese gönderiyor. Ondan sonraki işlemleri, ondan sonraki gelişmeleri artık süreç içinde belirleniyor. Dediğim gibi, yani birçok aileyle, birçok insanla yaptığımız görüşmelerde de çok almanın en büyük sebeplerinden birisi ilk verilen ifadelerin çelişkisi olması, sağlıklı olmaması, birbirini tutmaması. İkinci ifadede geçmemesinin sebebi ise doğru dürüst avukatı konuşturmamalar. Yani avukatı tutmanız bile çok fazla yarar sağlamayacak. Bu arada ikinci mahkeme için sürecinizi hazırlandırın, bilgilerinizi alın. Onun için de kendinize hazır hissedin. Ya ben buradan çıkayım, ne olursa olsun mantığıyla hareket ettiğinizde epey bir zorluk çekeceksiniz. Umarım anlamışsınızdır. Herkese sevgiler, saygılar. Dostça kalın, hoşça kalın. Yeni videomuzda görüşmek üzere.